Merhabalar, Thrive Yatırım kanalına hoş geldiniz. Ben Forex yatırım uzmanı Suna Yıldırım. Bugün sizlere küresel piyasalardan bahsedeceğiz. Thrive. Dün Avrupa borsaları özellikle otomotiv hisselerindeki alımlardan dolayı STOXX 600 endeksi güne %0,4 artışla kapattı. İtalyan bankası UniCredit, Alman rakibi Commerzbank'taki hissesini arttırarak %21'e çıkardı. Pazartesi günü yapılan açıklamada UniCredit'in türev araçlar kullanarak Commerzbank'ta %11,5 daha hisse satın aldığı belirtildi. Banka, Commerzbank'taki hissesini %29,9'a çıkarmak için denetleyici makamlara başvuruda bulundu. Almanya şansölyesi Olaf Scholz'un UniCredit'in düşmanca devralması söylemleri sonrasında Commerzbank hisseleri %5,7 gerilerken UniCredit'te %3,32 düştü. ABD endeksleri dün geçen haftadan kalan ralliyi devam ettirdi. Dow Jones %0,15, S&P %0,28 ve Nasdaq hisseleri %0,14 artışla kapattı. Özellikle faiz indirimlerine hassas sektörlerde, altyapı ve bankacılık hisselerinde alımlar gerçekleşti. Emtia tarafında ise Brent bu sabah 73,94 dolar seviyesine yükselirken, ons altında bu sabah Çin tarafından gelen genişleyici önlemlerle 2636 dolar seviyesine yükseldi. Chicago Fed Başkanı Austin Gusby, faizleri 10 yılın en yüksek seviyesinde tutmak mantıklı değil diyerek daha fazla faiz indirimi beklediğini söyledi. Ayrıca FOMC toplantılarında oy hakkı bulunmayan Minneapolis Fed Başkanı Kashkari 50 bas puanlık faiz indirimi çağrısı yaptı. Çin Merkez Bankası bu yıl yaklaşık %5'lik yıllık büyüme oranına ulaşmak için şimdiye kadarki en büyük hamlesini yaptı. Çin Merkez Bankası 7 günlük ters repo oranını %1,70'den %1,50'ye indirdi. Öte yandan Merkez Bankası büyük bankalar için zorunlu karşılık oranını 50 bas puan düşürerek %9,50'ye çekti. Merkez Bankası Başkanı ayrıca 5,3 trilyon dolara kadar ipoteklerde borçlanma maliyetlerini düşürmek ve ikinci el ev satın alımları kurallarını hafifletmek de dahil olmak üzere ülkenin sıkıntılı emlak piyasasını desteklemek için de bir paket açıkladı. Bugün yurt dışında Japonya'da imalat sanayi ve PMI verileri, Almanya'da IFO İş Dünyası Güven Endeksi, ABD'de Konut Fiyat Endeksi, New York Fed Tüketici Güven Endeksi ve Richmond Fed İmalat Sanayi Endeksi takip edilecek. Çin'den gelen hamleler sonrasında Asya piyasalarında alımlar olurken, ABD vadelileri dünkü alımlardan sonra sert satışlara işaret ediyor. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın. Try it.